Merhabalar sevgili izleyenler. Bugünkü videomuzda Deniz Bey yanımızda. Deniz Bey'le ilginç konular konuşacağız aslında. Son dönemin en popüler ürünleri masamızda ama bu ürünlerimize girmeden önce Deniz Bey'in aslında görevinden bahsedelim biraz. Deniz Bey, Türkiye, İsrail, Yunanistan, Malta, Jabra satış müdürü. Evet. Bölge satış müdürü. Şimdi bir de Güney Kıbrıs giriyor ona. Hı hı. Güney Kıbrıs'la birlikte Bermuda şeytan üçgeni oluyor. Bermuda şeytan dörtgeni oluyor. Her gittiğin ülkede ister istemez daha farklı bir tepkilerle falan karşılaşıyorsun ama en nihayetinde iş yaptığımız için de gayet başarılı şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık 10 senedir Jabra için çalışıyorum ben. 3 senedir de bu 3 ülkeyi yönetiyorum. Hı hı. Şimdi bu sene itibariyle 4 ve 5 oluyor. Hı hı. Keyifli bir firma. Hı hı. Her bakımdan şu an ki şimdi onu konuşacağız zaten. Pandemi dönemiyle birlikte herkesin çok ihtiyaç duyduğu, hı-hı, özellikle ofis çalışanlarının, hı-hı, doğrudan adreslendiği bir marka. Türkiye pazar penetrasyonumuz çok yüksek. Yani %60'ın üzerinde bir coverage'ımız var. Bu önemli bir durum. 10 senedir de hani biz çağrı merkezi ve ofis ve Unified Communications diyorduk, hı-hı, dallandırmaya. Burada Unified Communications dediğimiz şey işte bu pandemi döneminde ciddi anlamda hissettiğimiz şey. Aslında bir anlamda patronlar bunu hissetti diyebiliriz. Satın almacılar bunu hissetti diyebiliriz değil bravo, mi? Bravo, bravo. Çünkü patronların biraz konservatif yapısı, hı hı, fiziksel olarak kişileri ofis içerisinde görmek istemeleri, onların kontrolünü sağlamak istemeleri ve bunu fiziksel olarak sağlamak istemeleri, yani edindikleri datadan, hı hı, veyahut da bu kişinin ölçülebilir değerinden değil, fiziksel olarak görüyor olarak görüp değerlendirmesi ki bu da çok normaldir. Konservatif bir yapıdan geliyor. Hı-hı. Onun değişmesi de çok zor. Fakat pandemi şunu gösterdi ki şu dönemde artık bu kaçınılmaz bir durum. Hı-hı. Ve birçok yerden aldığım feedback özellikle bu pandemi döneminden sonra herkesin normal ofiste çalıştığından daha fazla çalıştığı, çok daha üretken olduğu, çok daha iş süreçlerini daha hızlı ve daha etkin izlediklerini öngördürtüyor. İşte biz de Jabra olarak burada belki bilinçsizlik, belki bu Jabra ürünlerinin kendilerine sağlayacağı, hı-hı, bu yeni çalışma formunda, bu yeni çalışma formu diyoruz. Bu yeni çalışma formunda onlara sağlayacağı katkıları konuşmak istiyoruz. Hı-hı. Çünkü herkes bir kulaklık dediği zaman gidip herhangi bir elektroshop'tan aldığı kulaklığın kendi iş süreçlerinde de çalışacağını düşünüyor. Değil, hı-hı, çalışmıyor. Çünkü burada ana altyapı platformları var. Bunlar Zoom olabilir, bunlar Microsoft Teams, bunlar Cisco Webex, bunlar Avaya Softphone gibi. Hı-hı. Yani bu şirketlerin altyapılarında kullandığı şeyler, sistemler. İletişim araçları. Aynen. Onların hepsinde de bir hardphone bir de softphone seçenekleri var. Softphone seçenekleri dediğimiz gibi şimdi evlerin hiçbirine hardphone çekemedikleri için şimdi softphone yani bilgisayarları üzerinden hem ses hem görüntü hem de data alışverişini, hı-hı, yapmak durumunda kalıyorlar. Biz de burada özellikle ses ve videoda kendilerinin işlerini nasıl daha rahat yaptırır ve üretkenliklerini nasıl arttırır konuşuyorduk şimdiye kadar. Şimdi etkin olarak da bunu konuşup bunu söylüyor olacağız size. Ürünlere geçtiğimiz zaman masamızın üzerinde ben kulaklıkları görüyorum ilk olarak. Bunlar farklı herhalde kişilere mi uygun? Siz daha iyi bilirsiniz bunu ama. Şimdi Jabra'dan ufak bir bahsedeyim. Jabra GN Audio firmasının bir markası. Bizim bünyemizde GN Automatics ve GN Hearing diye ayrı iki departman var. Bunlar işitme engelleri için cihaz üretiyor. Şuna gelmeye çalışıyorum ki bu konudaki know-how yani bilgi birikimi Jabra'nın belki de mevcut piyasadaki markalara göre en üst seviyede. Birçok özelliğin dünyada ilk tanıtımını yapan, yani dünyanın ilk Bluetooth kulaklığı diyebiliriz buna. İlk DECT kulaklık. DECT dediğimizde kablosuz, DECT altyapısında iletişim sağlatan kablosuz kablosuz çözümü. İlk amplifier, ilk çağrı merkezi kulaklığı, ilk noise cancelling mikrofon. Bu ilkler hep Jabra'nın bünyesinde var ve bunu da geliştirmiş durumda. Ana olarak baktığımızda bizde ana iki kol var, hı hı, Jabra'da. Bir Jabra Consumer dediğimiz nihai tüketici ürünleri, bir de Jabra Business dediğimiz şimdi konuştuğumuz, hı hı, çağrı merkezi, ofis ve Unified Communications yani tümleşik iletişim platformlarında kullanılan kulaklıklar. Portföye baktığımızda da Ali Yavuz, ortalama bizim 250'nin üzerinde kulaklık modelimiz var. Ya bu çok ciddi bir rakam. Evet. Yani şu an consumer'da en fazla 5 veyahut da 6 tane model varken, hı hı, hani çalışanların seçtiği, hı hı, bizde 250 hani her türüyle, hı hı, masa telefonuna, softphone'a, cep telefonuna, cep telefonundan işte müzik dinleyebileceği niteliklere
takma çeşitlerine göre ve kullandıkları platforma göre 250'nin üzerinde modellemeden bahsediyorum. Bunların ara kabloları falan dahil değil. Tabii bunun bir anlamı da aslında arka taraftaki Ar-Ge'nin ne kadar büyük olduğu. Kesinlikle öyle. Bir de kullanıcı tiplerini iyi bilmeyle alakalı. Bundan önce kullanıcı tiplerine baktığımızda biz bu kullanıcı tiplerine çok aşinayız. Yani önceden bir consumerization diye bir şey çıkardık biz. Yani bu consumerization şu, artık biz ofis çalışanı Ali Yavuz'la kendi özel hayatını yaşayan ve kendi hayatını daim ettiren Ali Yavuz'u artık şey yapmıyoruz, ayırmıyoruz. Önceden ayırıyorduk. Ama şu an Ali Yavuz'un talepleri, ben öyle bir ürün alayım ki hem bunu kendi özel hayatımda kullanayım, spor yaparken, müzik dinlerken veyahut da kendi cep telefonu özel görüşmelerimi yaparken, ama aynı anda bu cihaz benim iş süreçlerimi de izlemede bana yardımcı olsun. Yani bunu sağlayabilmek için Jabra bütün eforunu sarf etmiş durumda. Ki bugün tanıtacağımız model de Evolve serisi. Evolve serisinde de bizim Evolution'dan geliyor. Evolution'da kastımız da zaten ofisteki devrim ve değişimden bahsediyoruz. Bu devrim ve değişimi biz yaklaşık 10 senedir anlatıyoruz. Yani 10 senedir ben bütün çıktığım sunumlarda, bütün yaptığım görüşmelerde, toplantılarımda artık pazarın, artık iletişim kaynaklarının bu noktaya gittiğini anlatıyordum. Yani iyi midir, kötü müdür bilmiyorum ama pandemiyle birlikte de bu inanılmaz bir platform buldu. Bizlere öğretti, şu an, öyle söyleyelim. Yani öğrendi. En söylediğin gibi ilk önce TAP yönetimi öğrendi bunun böyle olabileceğini. Ondan sonra alt taraftaki kişiler de buna hızlı adapte olmak durumunda kaldılar. Ama artılara eksilere baktığımızda hala firmalar, firmaların IT departmanları, firmaların satın alma departmanları veyahut da firmanın yönetim kurulu üyeleri consumer ürünle business ürün arasındaki farkı bilmiyorlar. Yani çünkü herhangi bir şekilde bir markanın, marka ismi vermiyorum, bir markanın bir consumer ürünü aldığınızda bunu iş sürecinde kullanamayacaklar. Çünkü mevcutta eğer ki soft phone görüşme yapıyorlarsa bilgisayar üzerinden, bu bilgisayar üzerinden yapılan görüşme cihazın kendi Bluetooth versiyonuna göre yapılıyor. Yani iletişimde kopukluklar, çevre seslerin karşıya gitmesi, tam olarak duyamama. Çünkü bilmiyorum tecrüben oldu mu da hani böyle iş toplantılarını şeyden bir softphone üzerinden yapmada herhangi partilerin bir tarafında bir sıkıntı varsa, o taraftan çok ses geliyorsa veyahut da duymakta zorlanıyorsa, kendi ana kaynaklarını yaratmadığı için toplantı içerisinde sıkıntıya neden oluyor ve tepkilere neden oluyor. O zaman da iletişim kurmuyor. Biz şu an pandemi döneminde bile ne yapıyoruz Ali Yavuz? Bekliyoruz. Keşfetmelerini bekliyoruz. Erişebildiğimizi anlatıyoruz. Yani bu aldığınız ürünler sizin için doğru ürünler değil. Yarın bu ürünler gerçekten çöp olacaklar. Şimdiden bunu hem bütçeleme tarafında hem de kullanıcıları hızlı adapte edebilme tarafında devreye alın ki sonrasında başınız ağrımasın diye erişebildiğimiz yere erişiyoruz. Erişemediklerimizde maalesef o bütçelemeyi yapıyorlar ve yaptıkları gibi de sonra da tekrardan bizim gibi markalara dönüş yapıyorlar. O zaman bu videoyu izleyenlerimize hemen ürünleri göstermeye başlayalım istersen. Aynen, göstereyim. İlk önce kulaklıkla başlayacağız ama Jabra bir kulaklık markası olarak biliniyor ama kulaklık markası olarak nitelendirilemez sadece. Çünkü ofis içerisinde iletişimi sağlatan hangi unsurlar varsa, bu ofislerde mesela çok fazla toplantı odaları da var. Jabra'nın buna uygun çözümleri de var. Platformumuz aynı, sabit. Nedir bu platform? Platform bizim bulunduğumuz veyahut da bizim iletişimi sağladığımız ana kaynak. Bu laptop olabilir. Bu bir herhangi bir kaynak olabilir. Yani yeter ki şey üzerinden, internet üzerinden gelsin ve iletişim sağlattırsın. Bu olduğu zaman, bir USB'den giriş olduğunda Jabra'dan başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yani hem telekonferans, hem kulaklık, hem video konferans için bu tür çözümleri zaten şimdi size anlatıyor olacağız. Şimdi bizde özellikle Unified Communications diyorum, İngilizcesini söylüyorum ama tümleşik iletişim, yani ses, data ve videonun tek bir platformda buluştuğu ana ürünleri yönetebildiğimiz en ana ürün portföyü Evolve serisinden geliyor. Evolve serisi yaklaşık bizim 7-8 sene vardır herhalde. 7-8 sene önce lanse ettiğimiz bir model serisi. Çok fazla rağbet gördü. Yani bu demin söylediğim farkındalığa erişen firmalar tarafında, ki pandemiden önce sadece global firmalar buna erişmişlerdi. Şimdi lokal firmalar da çok fazla talepte bulunuyorlar. Evolve serisine başladık. Evolve serisinde en düşük sekmeden en yüksek seriye kadar Evolve 20, Evolve 30, Evolve 40, 65, 85, 75 gibi bir model serisi yarattık. Ondan sonra bu Evolve serisinde gördüğümüz inanılmaz talebe esnadan, ki pandemi döneminden de önce, biz Evolve
Evolve 2 serisini de çıkardık. Şimdi hem bir Evolve serisinde en fazla talep gören bir Evolve 75 modeli biraz anlatacağım size. Ondan sonra da Evolve 2 modeliyle ilgili bilgilendirme yapacağım. Başta söylediniz ya, beni örnek gösterdiniz. Hem iş yerinde hem de özel hayatında. Evet. Bu taşıma çantasına zaten belli oldu. Taşıma çantası artı ergonomi, artı ses kalitesi. Çünkü ya ben müzik için şu markayı kullanayım da, görüşme için bunu yapayım, spor için bunu kullanayım. Artık kimsenin böyle bir lüksü yok. Yani kullanacağım model ilk başta ben müzik dinlemiyorum ve spor yapmıyorum. Veyahut da ben müzik dinliyorum, spor yapmıyorum dediği zaman Evolve 75'tir onun için. Firmalarda bu konuda olabildiğince şey yaparlar. Kişileri artık düşünmek durumdalar. Çünkü tabii. 2023 yılına kadar dünyadaki özellikle pazarda yapılan en büyük savaşlar insan kaynağı tarafında oluyor. Yani kalifiye yetişmiş insan kaynağını firmaların bünyelerinde bulundurmaları, onları belki bir gün evinden çalıştırması, belki 5 gün, belki tamamen çalıştırması, yeter ki o kalifiye kişiyi içeride tutmaya baksın. O kalifiye kişiyi tuttuğu sürece, ki sağlıklı kaynaklar da bunlar, demin anlattığım gibi. Yani istediği her yerden çalışabilme opsiyonu. Yani Jabra'da böyle bir opsiyonla bana gelmeseydi belki ben de zamanda kabul etmezdim ama 10 senedir tamamen home office çalışıyorum. Herhangi bir şekilde Starbucks'ın gelişimini bana sor. Ali Yavuz. Yani Starbucks nereden nereye geldi dersen, önceden benim çalışma platformlarım, biraz da çalışma alanlarım orasıydı. Oradaki gelişimi net olarak ben sana sayabilirim yani ne olduğunu ne ettiğini. Şimdi Evolve 75'ten bahsedersek, üst sekmede, yani özellikle üst sekmede kişilerin tamamen isteğini karşılar bu model. Ne yapıyor bu model derseniz, ilk önce kulağa taktığınız zaman bir pasif noise cancellation dediğimiz pasif gürültü engelleme sağlıyor. Bu pasif gürültü engelleme ile birlikte biz olabildiğince izole dışarıdan sesleri biraz azalmaya başlıyoruz. Ama bu ürünün en ana özelliği de bir aktif noise cancelling de var. Pasifle aktifi aslında anlatalım izleyenlerimize. Pasif donanım üzerindeki, aynen öyle. Aktifte tek ters frekans verip kişinin tamamen etraftan gelen sesi, yani burada bir bomba patlasa da bunu belirli bir desibelin üzerinde almaması. Yani Starbucks örneği verdim ya sana. Starbucks'taysam ben, Starbucks gürültülü bir yer. Kahve sesiydi, şu sesiydi, bu sesi, müzik sesi, her şey var. Kişiler konuşuyorlar ki 65 desibelle konuşmaya başlıyorlar. Ondan sonra ikinci eklenince 3 desibel ortama ekleniyor. 5 kişi zaten 85 desibel gibi bir şeyi oluşturuyor. Yani 5-7 kişi 85 desibel, yani sınır, gürültü sınırını oluşturuyor. İşte burada ister istemez bizim izole olup konsantre iş yapmamız gerekiyor. İşte aktif noise cancelling de buna yarıyor. Aktif noise cancelling ile birlikte kulakla kulağımıza taktığımızda Ali Yavuz, etraf sesleri tek bir frekansta alıyoruz. İsterse kahve makinesi orada çıldırsın. Yani isterse patlasın, ne olsa olsun, patlamasın tabii de. Yani biz tek bir frekansta alıyoruz onu ve öyle iletişimi sağlıyoruz. Bu da ne demek oluyor? İşimize daha fokus olmamızı sağlıyor. En önemli noktalardan bir tanesi ergonomidir bu ürünlerde. Ki bahsettiğim size çok yüksek bir know-how'dan bahsediyorum. Yani bu kulaklık işini çok iyi bilme, insanları iyi tanıma, onların kulak yapısı, onların istekleri. Çünkü Jabra gibi büyük markalar olma da bunu öngördürtüyor. Gittiğin kitleyi iyi tanırsan buna istinaden doğru çözümleri sunabilirsin. Bizde de öyle. Ofis çalışanı ne ister? Ofis çalışanının soruları vardır. Bu nedir? Evet, konsantre olayım. Evet, kulağıma taktığım zaman herhangi bir şekilde ağrısı, sıkıntı yaratmasın. Şarjı bitebilir bu ürünün. Evet. Şarjı da bir şekilde sağlanması lazım. Mikrofon dizaynı benim çok ilgimi çekti. Evet, kapattığı zaman dizaynı belli olmuyor mikrofon olduğunu. Evet, hem belli olmuyor. Bir de mesela işte bu da kullanıcılardan gelen şey talepler. Yani ben önceki modellemelerde mikrofon bir şekilde şurada yanda yukarıda kalıyordu falan. Bir de ofis çalışanı çağrı merkezi çalışanı gibi görünmek istemez. Tabii. Hani daha profesyonel görmek ister. Bu mikrofonun özelliği şu. Piyasadaki en iyi noise cancellation var bunda. Gürültü engelleme var. Bu ne demek oluyor derseniz, herhangi bir ortama girdiğinizde, yine Starbucks'tayız bu arada, çıkmadık Ali Yavuz. Starbucks'tayız. Devam ediyoruz etrafta çalışmaya. Etrafta çok fazla gürültü varsa bu gürültünün de kolu yaptığın kişi de karşı tarafa gitmemesi gerekiyor. Bu da çok önemli noktalardan bir tanesi. Yani siz orada cep telefonuyla birlikte çıkan kulaklık da o iş sürecini yönetmeye çalışırsanız etraftaki bütün sesleri toplayacaktır ve karşı tarafa zarar vermeye başlayacaktır. Hatta sürekli siz mütte kalmak durumunda kalacaksınız. Bunda öyle bir şeye gerek yok. Müt için de özellikle bir şey söyleyeyim. Kişinin müt için düğmeye veyahut da herhangi bir şeye basmasına da gerek yok. Şu mikrofon şu kadar yukarı kaldırdığı zaman otomatikman mute'e giriyor. Aşağı indirdiği zaman otomatikman devreye giriyor. Onun için çok önemli bir özelliği var. Evet. Burada da aktif noise cancelling düğmeleri var. Ses kısıp yükseltmeye, çağrıyı uzaktan alma. Ama en önemli özelliklerden bir tanesi, benim için bu kulaklığın cazip olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi, bu ürünün hem kablolu hem kablosuz olması. Onu söyleyecektim yani, ben de kabloyu çıkartıyordum. O kablosu böyle bir de özellikle yapmadım bu arada, evet, bunu. Kazanıza da uygun. Vallahi bilmiyordum içinden böyle bir renkte kablo çıkacağını. Kablosu o ama diğer özellik de şu.
Biz bütün ürünlerimizi, yani business ürünlerimizi, iş süreçlerinde kullanılan ürünlerimizi şöyle bir USB adaptörle gönderiyoruz. Bu Link 360, 370 ve 380 olarak 3 kategoride model serisine göre. Bununla birlikte taktığımız zaman otomatikman kutudan çıkan cihazlar birbiriyle eşli olur. Hiçbir şey yapmasına gerek kalmaz kullanıcının. Bir Jabra Direct diye bir şeyimiz var, bir yazılımımız var. Onu yüklediği zaman da kulaklık üzerindeki bütün konfigürasyonları değiştirebilir veyahut da yapabilir. Bunu taktığı zaman bütün çağrısını, görüşmesini yapar. Tamam, tam yarısında şarjı bitmeye başladı. Ne olacak? Ürün eğer ki laptop oradaysa, bu demin gösterdiğimiz kazağımla uyumlu olan renkteki kabloyu taktığı anda ürün kablosuzdan çıkıp artık kablolu oluyor. Hem şarj oluyor hem de kablolu kulaklık gibi kullanılabiliyor. Yani bu büyük bir artı kişi için. Çünkü kablosuzun en büyük sorunlarından bir tanesi bu. İşte tam telekonferans yaparken şarjını tüketiyor. Bir de tabii olması. Ki kablosuzda en büyük sorun bilgisayarın donanımıyla çalışmanız. Bilgisayarın evet. Donanımında olacak biz ondan, bir sorundan dolayı. Evet, biz ondan dolayı şunu da yapıyoruz. Biz Microsoft'la, Cisco'yla, Avaya'yla, Siemens'le, Alcatel'le stratejik ortaklıklarımız var. Ve onların hiçbiri ne bir ses kartını ne bir ekran kartını certified etmez. Orada certified ettiği Jabra'nın modelleridir. Biz de onda şu rutu yapıyoruz. İsterse bilgisayarda herhangi bir kablosuz iletişim kaynağı olmasın. Yani Bluetooth'lu falan filan. Bunlar olmasın. Hiç sorun değil. Şu USB adaptörü taktığımız zaman biz kendi rutumuzu oluşturuyoruz. Adaptörle kulaklık arasında. Bu da ne demek? Kaliteyi Ali Yavuz hep belirli bir seviyeye çekmek demek. Yani belirli bir seviyede göstermek. Hep aynı yani, kaliteyi sunmak. Aynen hep aynı kaliteyi sunmak demek. Donanım ne olsa olsun. Aynen öyle. Yani BIOS'tan ses kartını kapatsanız bile bunun üzerinde zaten bir ses kartı var. Bu otomatikman o iletişimi sağlattırır size. Çünkü Microsoft, Cisco, Avaya gibi bu tür büyük markalarda bunu isterler zaten. Yani benim 400'ün üzerinde ses kartını sertifike etme diye bir şey söz konusu olamazlar. Doğru. Onun için ben bir şey sertifike edeyim, onların hepsinden ayrı bir rutta çalışsın ve kullanıcıya en yüksek olumlu deneyimi versin. Diğer ürünlere geçelim istiyorsan, onu da yerine koyalım. Sıra geldi Evol 2. Evet, Evol 2 serisi de bu senenin başında lanse ettiğimiz bir model serisi. Bizim 6-7 senedir Evol serisinden öğrendiklerimizi geliştirdiğimiz gibi de kullanıcıları daha fazla dinleyip daha ne katabiliriz dediğimiz model. Onun için Evol serisini de, Evol 2 serisini de Evol 40, Evol 65. Bu arada kutulama falan da değişmiştir. Evet. Daha bir nihai tüketiciye yaklaşmıştır. Hani bunun biraz da renkleri de farklı. Aynen öyle. Bunda çok farklı bir yapı içerisine girdik çünkü. Evol 40 serisi, mesela oradan başlarsak yani tabii, anlatmaya. Tabii. İki türü var. USB-A ve USB-C. Biliyorsun şu anki laptopların birçoğunda USB-C var artık. USB-A laptoplarda artık bulundurulamıyor. Belki konverterle falan yapabiliyorsunuz ama USB-C olacak. Bunda da tercih USB-A ve USB-C olarak yönetilebilir. Evol 240'da, Evol 40 serisinden ufakça bahsedeyim. Evol 240'da da onun nasıl geliştirdiğini söyleyeceğim. Evol 40 serisi kişilerin iletişim kaynağını ikiye düşüren ve kablolu iletişim sağlatan bir model. Bu ne? Evol 240'da biz ilk önce diyoruz ki kişi Sofon görüşmelerini yapabilir ama aynı anda cep telefonu görüşmesi de yapmak istiyor. O zaman nasıl yapacağız? Öyle bir ürün çıkaralım ki hem Sofon görüşmelerini yapsın, bununla birlikte de 3.5 jack'la birlikte, 3.5 jack'ta ki Apple serisini artık şey yapmıyorum, onlarda telefon girişi falan çıkarıldığı için söylüyorum. Apple kullanan, yeni Apple ürünlerini kullanan arkadaşlar Evol 2, 65 ve 85 kullanmak durumunda kalacak ister istemez. Kablolu kulaklıklar için söylüyorum. Bu öyle bir şey sağlasın ki 3.5 jack'la telefona bağlansın, çıkarılsın, laptopa bağlansın, laptop görüşmesini de cep telefonu görüşmesini de bir tane kablolu kulaklıkla yönetebilsin serisiydi. Çok ciddi rağbet gördü. Yani inanılmaz bir talep gördü. Sonrasında işte onun eksiklerini veyahut da bu ürünü daha nasıl geliştirebiliriz dediğimiz zaman Evol 2 40 serisini çıkardık. Evol 2 40 serisinde de yine şöyle göstereyim. Hepsinin içerisinde zaten bu pouch dediğimiz şey var. Taşıma kapı var. Bu taşıma kapını birçok şey için kullanabilirsiniz. Çünkü eğer ki mobil çalışıyorsan Ali Yavuz, birçok şeyi bir çantaya sığdırmak durumundasın. Ben nereye gidersem gideyim laptop çantam ve onun içerisindekiler kullanılır. Bir de ben kulaklığa çok önem veriyorum. Özellikle çizilmemesi için. Bu tarz bir kılıfın birlikte gelmesi olur. Aynen öyle. Aynen öyle. Şu üst tarafında özellikle bir çizgi görürsem rahatsız oluyorum. Evet doğru. Ya bunun çok fazla çizgini görmedim zaten. Yani tabii fırlatmalar falan çantaya, oluyor. Çantaya notebook çantasına atarsan böyle çizgi tabii doğru işte. Söylüyorsun. Evet. Bunda da işte gördüğünüz gibi bir tane bu doğrudan USB modelimiz bizim. Biz Microsoft Teams'te çok yoğun çalışıyoruz. Bizde bir Microsoft çözümleri var, bir de Unified Communications çözümleri var. Yani eğer ki firma bünyesinde Microsoft Teams kullanıyorsa
Onun için dedike edilmiş bir düğme var burada. Hmm. Yani bilgisayarımdan gideyim işte bu toplantıya katılayım ne falan uğraşmıyorsunuz. Bu düğmeye bastığınızda diğer bütün kablolu ve kablosuz modeller de dahil Microsoft serisini aldığınızda otomatikman düğme üzerinden şeye toplantıya katılabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Yine cihaz üzerinde sesi kısıp yükseltme, çağrıyı alma kapatma gibi ana özellikler de yine bulunuyor pozisyonda. Ergonomisi çok iyi. Yani kulakta çünkü bir zaman sonra şu an mesela pasif noise cancelling yani kendi sesimi bile az duyar nitelikte oluyorum. Mikrofonu noise cancelling'i çok 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 iyi. Özellikle bu kablolu modellere göre bakarsak. Kablolu Unified Communications modellerine bakarsak. İstediğim gibi hareket edebiliyorum. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyorum. Eğer ki bütçesel olarak beni çok fazla zorlamasın diyen kurumlar varsa bunda ve kablolu bir tercih yapacağım diyorsa Evolve 40'ı kesinlikle tercih etmesi gerekiyor. Ya zaten şu an biz siparişe yetişemiyoruz öyle söyleyeyim. Yani şu an pandemi döneminden dolayı bütün firmalar eğer bize tekrar söylüyorum erişiyorsa biz business ürünlerle birlikte onlara tam çözüm sağlıyoruz. Ama erişemiyorlarsa isterseniz pazardan bir yerlerden ürünler bulup ondan sonra onları tekrardan revize etmek durumunda kalıyorlar. Sıra geldi Evolve 265'e. Hemen onu vereyim size istiyorsanız. Demin anlattınız biraz ama. Evet Evolve 265 rengi bakımından falan da çok daha farklı seçeneklerle geliyor bize. Yani renk seçeneği oldukça önemli aslında. Aynen öyle. Çünkü insanlar farkındalık istiyor biraz da. Çünkü bugüne kadar hep siyah kullandık. Şaşırtıcı bir şey söyleyeyim. Hala siyah tercih ediliyor bu arada. Değil mi? Yani belki alışkanlıklardan dolayı. Belki işte bunun bir zaman sonra kirleneceğini veya da daha kötü bir görüntü vereceğine dair riske girmek istemiyorlar. Yine siyah tercih ediyorlar ama biz yine bu opsiyonu da sunuyoruz kişiye. Yani özellikle kadın kullanıcılarımız bu tür renkleri daha fazla tercih ediyorlar ve adres ettiğimiz şeyde kullanıcı tipi de hemen hemen onlar. Evolve 265 de yine bizim Evolve 65 serisinden esinlendiğimiz ve devam ettiğimiz bir model serisi. İşte görüyorsunuz kutulaması falan çok iyi. Yani bu taşıma çantası isterseniz makyaj. Çok şık evet. Makyaj malzemeleri de koyabilir. Makyaj malzemesi bile kullanılabilir. Kadınlar öyle koyabilir bir şey. Evet. Tamamen içi bej olan bir modelden bahsediyorum. Ve bu sefer kazağımla uyumlu olan renk değil. Gerçekten bej renkte bir kablo kullanılıyor içerisinde. Ne oluyor derseniz bu ürün de bizde özellikle orta bütçelemede yani evet kullanıcım benim için değerli. Onun için ben onlara hem kablolu hem kablosuz çalışabilecek bir model verebilirim diyen firmalar tarafından çok fazla talep görmüş bir model. Burada ne yapıyor derseniz yine ergonomisi inanılmaz başarılı. Yine bir Teams'e doğrudan bağlanabilen çünkü bu MS versiyonu bildiğim üzere yani Microsoft versiyonu. Ergonomi kablolu kablosuz kullanabilme bakımından inanılmaz rahat. Dikkat edersen. Çünkü bir zaman sonra eğer ergonomisi ayarlanmamışsa şeyde kulaklıkta evet görüntüsü falan çok güzel ama ağır olduğunda bizde mesela Evo 80 diye bir model vardı. Benim hiç tercih edemeyeceğim model. Evet dünyanın ilk aktif noise cancelling'ine sahip kulaklığı doğru o. Bir de pasif noise cancelling'i de çok etkindi. Ama ne oldu derseniz ağırdı. Ağır olduğu için kullanmada ben çok zorlandım onu. Onun için de tercih edemedim. Uzun süre başınızda kullanınca evet. Kesinlikle öyle. Onun için öyle olması lazım. Genelde uçuşlarda falan çok fazla tercih edilen bir niteliği vardı onun. Bunda da dediğim gibi yani pasif noise cancelling çok iyi. Çok hızlı bir eşleşme sağlanıyor. Yani konfigürasyonu... Hemen şunu da gösterelim. Evet. USB dongle da burada. USB dongle da burada. USB dongle da eğer ki tercih edilirse işte USB-A, USB-C dedin ya sen de. Yani isterse USB-C versiyonu da alabiliyor. Çünkü yeni nesil laptoplarda USB-C var. Evet artık. Onun için evet. Yeni Link 380, notebookların hepsinde onlar var. Aynen bu Link 370 olan bir de Link 380 olanı da tercih edebiliyorlar. Nasıl bir rahatlık sağlıyor dersen... Kabloludan kablosuza geçildiği zamanki rahatlığı ancak kullanıcı hisseder. Yani çünkü kablonun verdiği dert, çünkü Jabra bize şöyle bir şey yapmıştı zamanında. Kablosuz kulaklıkların değerini anlayın diye bize bir kablolu kulaklık kullandırmıştı. Ve neyi kullanmıştı? Kulak içi olan bu telefonlardan çıkan var ya bir hafta kullanmaya çalıştık. Kullanmaya çalıştık diyorum. Çünkü niye? Kullanamıyorsun. Yani onu aldığın gibi bırakman gerekiyor. Bozulmaması lazım. Sürekli mikrofonu ağzında tutma. Bunlara hiç gerek yok. Ya bunların hepsi de konsantrasyon ve motivasyon bozan şeyler. Bunlara hiç gerek yok. Kulaklığını tak. Hiçbir şeyle uğraşma. Yani konfigürasyonda da bir şey olma. Cihazı açtığın anda laptopunu otomatikman tanısın. Aynı anda cep telefonunu da tanısın. Hem cep telefonu görüşmelerini hem de laptop'taki görüşmelerini yap. Mesela Microsoft'ta şöyle bir şeyimiz var bizim. Microsoft eğer ki cep telefonu görüşmem varsa Microsoft platformunda Teams'te veya da Skype for Business'ta seni meşgul olarak gösteriyor. Ya da yine call'da diyor. Yani görüşmede diyor. Onun için o da kişi karşı tarafa verdiğin presence bilgisinde çok etkin oluyor. Kişi boş yere seni aramamış oluyor. Telefon görüşmenin bitmesini bekliyor. Bu iyi bir özellik aslında. Kesinlikle önemli özelliklerden bir tanesi. Yani şimdi söylüyorum bunlar güzelmiş gibi ama kullanıcı kullanmaya başladığı zaman bunları çok daha etkin ne derece işe yaradığını görüyor olacaklar yani. Onun için çok başarılı. Evolve serisiyle, Evolve 2 serisiyle
firmalar bir tık ileri geçiyorlar artık. Yani hem iletişimlerinde hem platformlarını taşıdıkları, çünkü biz onların kullandığı ana platformu Ali Yavuz geliştiriyoruz. Hı hı. Yani biz onlara platform yaratmıyoruz. Biz diyoruz ki zaten mevcut bir platformunuz var. Bunu ne kadar etkin kullanırsanız return of investment, hı hı, yatırımı o kadar hızlı geri alırsınız. Bunu da neyle sağlarsınız derseniz, evet, kişileri adapte etmeyle. Kişiyi nasıl adapte edersin? Bir Apple kulaklıkta yapamazsın bunu. Hı hı. Bunu gerçekten ona optimize olan kulaklıkla yaparsın. Bunu olunca kişi çok daha rahat görüşmelere rahat girebilir pozisyonda oluyor. Olduğu zaman da bunu geliştirmeye başlıyor. Geliştirdiği zaman da daha etkin toplantılarda oluyor, daha üretken oluyor. Onun için ana amacımız da bir yönde bakarsan bu. Ve Evo serisi de bunu şimdiye kadar başardı, bundan sonra da başarıyor olacak diye düşünüyorum. O zaman 65'in üstünde bir de 85 var sanıyorum. Evet, Evo 285 şu an bir amiral gemisinden bahsediyoruz. Hı-hı. Amiral gemisi de biraz daha farklı bir nitelik. Hani nedir dersen, şöyle bir modelleme. Yani piyasada özellikle kulağı tamamen kapatan, hı hı, hani futbolcuların falan da çok kullandığı, evet, hani çok fancy bir ürün. Kutulaması tabii diğerinden çok daha etkin. Yani bunun içerisinde birçok şey yerleştirebilirsin ve sağlamdır. Herhangi bir darbe falan gördüğü zaman kulaklık bundan şey yapmaz, herhangi bir zarar görmez. Ürünü açtığımız zaman da işte şöyle bir model çıkıyor karşımıza. Bu model ne yapıyor derseniz, yine içerisinde hem şarj kablosu olsun hem de kablolu olarak da uçaktayken, hı hı, görüşmeyi sağlayacak. Veyahut da film izlemek istiyorsunuz, uçakta size verilen kulaklığı kullanmayıp bu kulaklıkla devam etmek istediğinde Ali Yavuz, onun içerisinden kablo çıkıyor. Aparatı zaten gördüm, evet, evet uçak, evet, için. Bu aparat zaten uçak için, hı, ve şey, çok fazla seyahat eden ve bunda uyumak veyahut da konsantre olmak veyahut da çevreden biraz daha izole olmak isteyen, hı hı, kişiler için üretilmiş bir modelden bahsediyorum. Üzerinde mikrofona dikkat ederseniz, demin Evol 75'te mikrofonu kapattık dedik ya, hı hı, bunu da tamamen ortadan kaldırdık. Yani sadece yapılması gereken işte şuradan çekmek ve bu görüşmeyi buradan yapmak. Yine bunda da yukarı çıkardığınız zaman mute konumuna geliyor. Kapatıyor. Yani kişinin herhangi bir düğmeye falan bir şey basması gerekmiyor. Direkt burada sağladığında, ama çok etkin ne dersen, işte uçakta, hı hı, rahatsız edilmek istemiyorum, İster Active Noise Cancelling'i açayım, ister açmayayım. Bu ürünü buraya taktığımız anda Ali Yavuz, ben şu an çevreyle ilgili hiçbir şey duymuyorum, sadece kendi sesimi duyuyorum. Dünyadan kopuyoruz. ANC daha açık değil. ANC açık olduğu zaman da ortalığı tamamen kapatıyorum. Bir özelliği daha söyleyeyim. Hı hı. Sen hostes olarak geldin, bir şey soracaksın veyahut da çevremde birisisin, bir şey sormak istiyorsun. Bir tane düğmesine bakıyorum, beni gerçek hayata döndürüyor. Hı. Bir daha kulaklık çıkarmama gerek yok, ben seni normal duyarmış gibi duymaya devam ediyorum. Bu da çok önemli. Hear through dediğimiz bir özellik bu. Bunda da gerçek sesi otomatikman kulaklık kulağımızda olsa bile direkt alıyoruz. Ürün dediğim gibi hem kablolu hem kablosuz, hem şarj edilebilir hem de sürekli kullanılabilir nitelikte. Hı hı. Bir de 3.5 jack girişi ile her yere takabiliyoruz. Yani 3.5 jack'la ürünü hem kablolu kulaklık gibi kullanabiliyoruz hem kablosuz kulaklık gibi kullanabiliyoruz. 10 ana mikrofon var üzerinde. Noise cancelling'i anlamak bakımından 10 ana mikrofonla birlikte çevredeki bütün sesleri toplayıp en izole sesi karşı tarafa iletiyor. Hı-hı. Buradan çıkarıyor. Noise cancelling'de kastımız da o bir yönde bakarsak. O zaman Jabra'nın business tarafında, yani iş tarafındaki en profesyonel cihazı mı diyebiliriz? Şu an en top seviyedeki ürün modeli bu. Yani bu dediğim gibi çok fazla seyahat eden veyahut da çok konsantre iş yapması gereken, yazılımcılar falan da olabilir bunda. O kişilerin tercih etmesi gereken bir model. Müzik dinlemeyi de seven diyebiliriz herhalde. Müzik sadece, ben ne kadar burada yani marka temsilcisiyim, ben çok överim. Gerçekten test etmeleri lazım. Yani biz müzik konusunda top bir marka değiliz ama geliştirdiğimiz, müziği nasıl geliştirdiğimize bakarsan, o tarafta müzik sesini nasıl geliştirdiğimize bakarsan, yaklaşık bir 10 senedir de müzik üzerine çalışıyoruz. Çünkü yeni nesil müzikte geliyor. Yaptığımız araştırmada %30 çalışanlar, %32'si çalışırken müzik dinliyorlar. Ve bu jenerasyon çok olarak bakarsın. Çok büyük bir rakam bu yani. Evet. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu %50 olacak. Ya biz jenerasyonları takip ediyoruz Ali Yavuz. Jenerasyonlar kimler dersen, X, Y, Z jenerasyonları. Bu Y ve Z jenerasyonu, özellikle Z jenerasyonu artık şu an itibariyle orta düzey yönetici pozisyonunda geliyor. Ve bu kişiler müzikle başladılar. Sporda, hayatlarında ve bununla devam ediyorlar. Bu kişilerde müziği adapte eder bir ürün sunmadığın sürece bir zaman sonra face out olacaksın. Yani seni o şey portföyünden çıkarıyor olacak. Onu takip ettiğimiz için de bizim işte hem Spotify uyumluluğumuz hem SoundCloud uyumluluğumuz, onları durdurma, devam ettirme falan gibi kişinin uygulamalar üzerinde de kullanımını rahatlatacak bütün özellikleri de bir şekilde hem business ürünlerde hem consumer ürünlerde sunuyoruz. Ama business ürünleri, tekrar söylüyorum, artık biz kullanıcıları, işte sen iş çalışanısın, sen nihai tüketicisin,
sen sadece spor yapıyorsun, sen de sadece müzik dinliyorsun gibi ayıramıyoruz. Onun için biz hepsini bir model üzerinde bir şekilde tanıtıp o kişiye en uygun olan modellemeyi. Sen kulak üstü tercih edersin, biri kulak içi, biri işte boyundan asmalı. Bu tür seçenekler çok fazla var yani. Hemen izleyenlerimize belirtelim. Tabii ki uzaktan çalışma deyince sadece kulaklık ve mikrofon gelmiyor aklımıza, evet, değil mi? Jabra bu konuda da ürünler sağlıyor. İstersen onlara geçelim kulaklıktan ardından. Ya şimdi ardından ofis alanını bir tanımladığımızda, Ali Yavuz, ofis alanında neler var? Evet, ofis alanında çalışanlar var. Ofis alanında artı toplantı odaları var. Ofis alanında farklı ofisler var. Çünkü şu an bütün markaların en ana noktası collaboration dedikleri kişilerin bireysel başarılarından çok takım başarılarını ön plana çıkarması. Yani firma içerisinde platformlar, firmaya hizmet sunan platformlar, o takım arkadaşlığını veyahut da o takım başarısını ortaya çıkarıp bir platform sunmuyorsa firmalar tarafında değer bulmuyor. Çünkü artık bireysel başarı, evet, o cepte, onu bir şekilde görünüyor ama firmaların asıl baktığı takım başarıları. Böyle platformlarda takım başarılarını getirmek durumunda. Yani sen bütün takımı bir platformda birleştireceksin. Oradan en olumlu ve firma için en etkin kararı çıkaracaksın. Çünkü o zaman biliyorsun, firma ne kadar büyürse adımları da fil gibi olur. Yani hızlanamaz. Firmaların istediği de olabildiğince hızlı bir şekilde kişileri bir araya getirelim ve o fillikten kurtulup biraz daha hızlandıralım. Yani firmanın dinamini, süreçlerini hızlandıralım. Bu da önemli işte. Takım kendi içerisinde görüşmeler yaptığında yine işte görüşmeleri yapıyorlar. Kulaklıkta bireysel görüşmelerini yapıyorlar. Fakat bir de bunlar toplantı odalarında çok fazla kullanıyorlar. Yani bu tür modellerin daha farkına varmayan firmalar, normalde 10 tane büyük bir firmadan bahsediyorum, 10 tane küçük toplantı odası varken 30'a çıkarıyor. Tek nedeni de kişilerin etrafta konsantrasyonunu sağlamadığı için book etmesi. Yani toplantı odasını kendisine çalışmasına book etmesi. Yani şöyle bir kulaklık kullansa zaten kendi toplantı odasını yapacak. Evet. Ama bilmediği için, yani böyle bir teknolojiden de belki haberdar olmadığı için ister istemez o toplantı odasını tamamen bloklamak durumunda kalıyor 2 saat boyunca. O zaman da çok fazla toplantı odalarını yapıyorlar. Şimdi gördük ki biz 55 milyon da herhalde toplantı odası var. Yani bu toplantı odalarının %80'i küçük toplantı odası. Büyük toplantı odası değil. Yani küçük toplantı odaları da ne demek? Evet, bu kişileri kolaborasyon orada çalıştıracaksın ama bu kişilerin diğer takımlarla, ister fiziksel orada olmayanlar, ister evinde çalışan olsun, onları da o toplantı odasına birleştirmen gerekiyor. Bunda da biz ne yaptık? Yaklaşık bir 5-6 senedir bu toplantı odasında kişileri daha rahat nasıl iletişim sağlattırırız dedik. Genelde yapılan görüşmeler, pandemiyle birlikte video call'lar çok fazla artmıştı bu arada. Ondan önce herkes telekonferans yapıyordu ki itiraf etmem gerekirse ben de 10 senedir Jabra'da çalışıyorum ama 10 senedir ben de bu sene video call yapmaya başladım. Yani ondan önce hep telekol yapardık. Telekol yaptığımız zaman da tabii rahatlığı biliyorsun. Hani hiç karşı taraf seni görmediği için rahat rahat yapıyor. Ama video call'a geçince evet çok doğru deyip üretkenliğimiz ister istemez daha fazla artıyor. O telekonferansın çok etkin kullanıldığı dönemde biz bir Speak serisi çıkardık. Speak serisi de inanılmaz rağbet gördü. Çünkü Speak 410, 510, 510 Plus, 710, 750 gibi bir model serisine geçtik. Şimdi burada sadece tanıtacağım model size göstereceğim. Speak 710 modeli. Speak 710 modeli işte bu kadar bir cihaz. Telekonferans için başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Öyle hölü hölü yuvarlak ahtapot malzemelere falan gerek yok. Çünkü amacımız gelen sesi almak ve buradan giden sesi de temiz şekilde karşı tarafa iletmek. Bir de herhalde bu Speak 710'u koyduğun yer konferans odası oluyor artık. Yani telekonferans odası. Yani yanına küçük da taşıyabileceğin için. Yani 5 işte cebinde taşı istersen yani istediğin her yere götür. Evet. Veyahut da otel odasındasın. Ben eski hantal cihazları gördüğümüz için onları o yüzden söylüyorum. Ya televizyonların olması üstüne bağlanan vesaireler. Hala var onlar. Onlar var. İşte büyük toplantı odaları için biçilmiş kaftan olabilir. Ama küçük toplantı odalarını şimdi video konferans çözümü de sunacağım size. Böyle bir şeye ihtiyacı yok artık. Yani basit bir cihaz, departman kendini de alabilir. Yapacaksa o zaman telekonferansını departmandan gelir, bu cihazı USB'den herhangi bir laptopa orada bağlar, telekonferansını yapar. Bitti. Zaten platformum var. Yani işte Teams'ti, Webex'ti, şudur budur. Yani onun gibi platformun olduğu için zaten yapabiliyorsun. Bu cihazın en güzel özelliği, yani 710'u ben çok aktif kullandığım için söylüyorum. Bu cihaz hem bireysel kullanım hem toplu kullanım için kullanılabiliyor. Ne demek bu dersen,
şu şekilde tuttuğumda şöyle göstereyim. Bireysel kullanım için direkt otomatikman kullanılabiliyor ama çok sevdiğim özelliğinden bir tanesi de multimedyası çok gelişmiş. Hı hı. Yani ses kalitesi, müzik ses kalitesi. Yani arkadaş toplantısında bile, arkadaşlarla buluştuğun zaman bile bunu götürüp bu arada direkt otomatikman takıp sesi buradan alabilirsin. Hoparlör gibi kullanabiliyorsun. Evet. Yine artı özelliği bu cihazın arkasında bir tane USB adaptör yine vardır. Hı hı. Ürünü kablosuz kullanabilmeyi de sağlayan. Bunun dışında istersen kablolu da kullanabilirsin. Kablolu kullandığın anda da zaten Aliyavuz aynı dinamik şarj edebiliyorsun. Hı hı. Hem şarj ediyorsun hem kablolu olarak kullanabiliyorsun. Dünyada unique bir özellikten bahsedeyim. Dünyada unique özellik de şu. Speak 710'um var. Hı hı. Toplantı odası işte bu kadar. Ben toplantı odası biraz daha genişledi. Yani başka takımlardan da kişiler geldi. Burası işte 10-15 kişi oldu. Bu ister istemez yetersiz olacaktır. İkinci bir Speak 710'u diğer başka bir alana koyuyorsun. Birbiriyle bir tane pair tuşu var. Birbiriyle eşleşiyorlar ve toplantı odasını otomatikman büyütüyorsun. Bittiği için herkes speak'ini alsın gitsin. Ya bu dünyada başka bir yerde, evet, başka bir markada yok. Süpermiş ya bu toplantı odasını büyütme, küçültme. Hı-hı. Onun için de Speak 710, 750 modelini ben diğerlerine göre bir tık daha fazla öneriyorum. Çünkü o olduğu zaman çok kullanımlı olabiliyor. Hı-hı. Yani ister çantanda, ister otelde, ister herhangi bir yerde. İleride daha büyük, geniş kitlelerle toplantı yapacağın zaman da ikinciyi kullanabilirsin. Evet, onun için de Speak 810 diye bir modelimiz, hı-hı, var. Daha büyük toplantı, hı-hı, odaları. Çünkü biz onları işte bu 1-7 kişi için. Hı-hı. İkinciyi koyduğun zaman 1-15 kişi için. Speak 810 var. Üzerinde 4 tane mikrofon olan, hem kablolu hem kablosuz çalışabilen. Kablolu dediğim, iPad'inle geldiysen iPad'ini tak. Yani laptop'unla geldiysen laptop'unu tak. Evet, öyle bir model. Büyük bir modelden bahsediyoruz. O biraz daha 1-15 kişilik toplantı odalarına haiz bir model. O da tercih edilebilir. Onun için Speak serisinde bir toplantı odası formatı neyse, eğer ki platform, bir softphone platformsa kesinlikle kullanılabilir ve boşa para harcamaya gerek duyulmaz bir pozisyonu var. En önemlisi de taşınabilir olması, her yere götürülebilir. Şimdiye olması. Kadar hep sesten bahsettik aslında. Evet. Ama tabii bir de video call'lar var. Sesin yanında görüntü de var. Onun için de cihazınız var sanıyorum. Samimi olmak gerekirse bu sene devreye girdi Panacast modeli. Hı-hı. Yani geçen sene biz Amerika'nın çok büyük bir markasıydı Panacast. Onu satın aldı Jabra ve video tarafına geçti. Belki de bizim video kollara geçmemizin nedeni de o olabilir. Hı-hı. Hani Panacast'i biraz daha kendi içimizde ilk önce yaygınlaştıralım, evet, ondan sonra gidelim diye. Hiç beklemediğim bilgi gördü. Yani beklediğimden çok daha fazla, hı-hı, bilgi gördü. Çünkü bütün cihazlarımız dikkat edersen bizim çok kompakt. Hı hı. Yani taşınabilir, her yerde ergonomik, kullanılabilir. Ergonomik. Hı hı. Bu opsiyonları ister istemez kullanıcıya sağlamak durumundasın. Hı hı. Video konferans cihazlarını şimdiye kadar biz ne olarak biliyorduk? İşte aynen senin söylediğin gibi televizyonun üstüne, oraya, buraya antal falan. Cihazlar yani. Biraz antal, yanımıza evet, sabit cihazlar. Evet. Ethernet'e bağlanacak. Şu an Ethernet'ten bağlanacak video konferans cihazına çok fazla artık ihtiyaç yok. Hı hı. Çünkü kullandıkları platform zaten onları hem encryption bakımından, hı-hı, söylüyorum. Hangi güvenlik, evet, bakımından da olsun onu zaten sağlıyor. Onun için harici bir şeye çok fazla ihtiyaç yok. Panacast de şöyle bir marka. İşte bu kadar bir video konferans cihazından bahsediyorum. Bu nedir derseniz işte bu video konferans cihazı. Üzerinde dünyada hiçbir yerde olmayan 3 ana kamera var. Hı-hı. Kameraların hepsi 13 megapiksel. 4K resolution'da da video çekimleri yapabiliyorsun. Bu cihazı burada da bağladığımda kişi ister laptopuyla gelsin, isterse herhangi bir yere bağlasın. En önemli özelliği dünyadaki tek 180 derece açıya sahip kamera olması. Yani bu kamerayı buraya taktığımda bu toplantı odasının tamamını alabiliyoruz. Hı-hı. Genelde toplantı odalarında o bahsettiğimiz hölö hölö video konferans cihazları da biliyorsun ya 90, 120, 150 derece, 150 derece olan bile az. Evet. Şöyle bir mesafe alır. Yani bir de balık gözü olduğu için biraz kenarda kalanları böyle biraz kırar. Yamultur. Bunun da öyle bir şey yok. Bunda 3 tane kamera olduğu için, 3 tane kamera olduğu için bütün açıları alıyor. Bu da ne demek? İşte dedim ya sana %80'i toplantı odalarının küçük, hı-hı, toplantı odası. Hı-hı. Küçük toplantı odasına ben video konferans çözümü sunduğumda onun aldığı açı işte şu kadar olacak. Yani Mahmut işte burada çekim yaparken Mahmut eğer buradaysa Mahmut tamamen şey dışı ve kendini gösterip işte ben de toplantıdayım demek durumunda kalacak. Ve toplantı odasına alacağımız kişi sayısı, hı, da azalacak. Veyahut da kameradan sürekli, doğru, özellik bekleyeceğiz. Oraya dön, buraya dön. Öyle bir şeye ihtiyaç yok. Bir de bu üründe bir yapay zeka çalışıyor arka tarafta. Buraya herhangi toplantı odasına birisi girdiği zaman bunun bir madde mi, bunun bir canlı mı olduğunu otomatikman takip ediyor. Hı-hı. Diyor ki o kişi toplantı odasından çıktığı zaman Ali Yavuz şey bant genişliğinde etkilememesi için 120'ye düşürebiliyor. Hı. Geldiği zaman otomatikman tanımlıyor, tık diye artırıyor, çıkartıyor. Onun için bu çok önemli bir özellik. Küçük toplantı odaları, bir huddle room diyoruz, hı hı, ona. Bu orta ve küçük toplantı odaları için biçilmiş kaftan bir model ve
gittiğin her yerde video konferans yapabiliyorsun. Orası video konferans yapabileceğin alan oldu. Yani sen bir yere toplantı gittin, şirketinle video konferans yapmak lazım herhangi bir çözüm sağlamak için. İşte bu cihazı götür, size ihtiyacımız yok. Direkt biz zaten kendi video konferansımızı yapıyoruz. İster bunu bir kamera gibi kullan, ister bunu bir table stand diye işte masa üstünde kullanabilecek bir modeli var. Bir de wall mount dediğimiz duvara asılır bir aparatı var. Yani çok opsiyonlu kullanılabiliyor. İçinden 1 metrelik kablo çıkıyor. Opsiyon olarak 1.8 metre alınabiliyor. Ama daha fazla uzatmak istedikleri zaman bizde eş çalışan bazı markalar var uzun kablolarda. Çünkü kablo ne kadar uzarsa görüntü kalitesi o kadar düşer. Onun için biz onu da yapmak istemiyoruz. Onun için böyle bir model çıkarttık. Üzerinde iki mikrofon var. En iyi kullanım hangisidir dersen bizim önerdiğimiz şu. Bu modeli Speak 710 ve Speak 750 ile bundle yapmak. Yani ikisini kullandığınız zaman ister telekonferans yapmak istiyorsanız nerede Speak 710? Burada. İster telekonferans yapmak istiyorsanız sadece Speak 710'u kullanırsınız. Ama iş video call'a geçiyorsa yani video konferansa geçiyorsa hemen tık diye otomatikman bunu bağlarsınız. Hem video tarafını hem de ses tarafını en uygun uygunla kastım hem fiyat bakımından hem de fayda bakımından sağlamış oluyorsun. Aynı zamanda da verimliliği de ön plana çıkarmak kesinlikle öyle. Gerekiyor. Kesinlikle öyle. Ana etkenlerinden bir tanesi bu. Yani şu cihazı ben gideceğim herhangi bir yerde cebime koyup buradan görüşmemi yapıp bir dakika hemen video konferansımızı yapalım deyip yani varsa böyle bir teknoloji bunun üzerine bir teknoloji şu an yok. Bir dediğim gibi açı bakımından baktığında herhangi bir karşılığı olacak başka bir marka veya da model yok. Yani iyi ki Jabra Fanecast markasını satın almış. Çünkü ben bir satışçıyım. Evo 80 modeli vardı. Evo 80'i beğenmediğim için ben ağır geldi ve kendi kullanımıma da haiz olmadığı için çok fazla öneremiyordum özellikle yakın olduklarıma. Ama satışçının bir ürüne, bir markaya veya bir modele, marka da dahil güveniyor olması ister istemez satışta başarıyı da otomatikman getiriyor. Ve Panacast'te iyi ki alınmış o markalardan bir tanesi. Çok daha yüksek başarılar edineceğimizi düşünüyorum ben. Deniz Bey'e çok teşekkür ederiz verdiği bilgiler için. Rica ederim. Aslında konuşsak daha saatlerce konuşabiliriz. Bana bırakırsanız çünkü evet, ürününüz çok. Ben de çok aynen isterim. Artık başka bir video diyelim. Bunu sadece Jabra'yı tanıtımı veya da jabra.com.tr'a bir giriş konuşması gibi alsın özellikle dinleyicilerimiz. Onu aldıktan sonra jabra.com.tr'da zaten kendilerine uygun bir modeli zaten bulacaklardır. Buldukları zaman da biz de onlara ulaştırılması bakımından yapılması gereken ne varsa alt tarafta yapıyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.